Spor Aktif'ten mutlu akşamlar efendim. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Şike davasında nihai kararlar açıklandı. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve yaklaşık bir yıldır Metris cezaevinde bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer 3 tutuklu bugün tahliye oldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dahil 4'ü tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la birlikte As Başkan İlhan Ekşioğlu ile menajerler Olgun Peker ve Yusuf Turanlı'nın tahliye edildiğini açıkladı. Aziz Yıldırım'a şikeye teşvik suçundan 3 yıl 9 ay, örgüt kurmak suçundansa 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 6 yıl 3 ay ceza verildi. Mahkeme ayrıca Yıldırım'a 1 milyon 312 bin TL para cezası verdi. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Karabükspor, Fenerbahçe Ankara Gücü, Fenerbahçe Sivasspor, Eskişehirspor Trabzonspor, Fenerbahçe İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında şike ve teşvikten suçlu bulundu. Mahkeme kararı açıklanırken Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi çevresinde bulunan taraftarlar kararı sevinç gösterileriyle karşıladı. İşte cezalar. Bülent Uygun teşvikten 11 ay hapis, Bülent İşçen şike ve teşvikten 2 yıl 4 ay hapis, Ali Kıratlı şikeden 1 yıl 10 ay hapis, Vederson teşvikten 5 ay hapis, Ali Yıldırım 1 yıl 1 ay hapis, İbrahim Akın teşvikten 1 yıl 6 ay hapis, İlhan Ekşioğlu şike ve teşvikten 3 yıl 1 ay hapis, 900 bin lira adli para cezası, Mecnun Ot Yakmaz örgüt üyeliğinden 10 ay hapis, Sivas Spor Fenerbahçe maçından dolayı da 1 yıl 6 ay hapis, Şekip Mosturoğlu örgüt üyeliğinden 1 yıl 3 ay ertelemeli hapis, şike ve teşvikten 1 yıl 10 ay hapis, Mehmet Yıldız 1 yıl 3 ay hapis, Sami Dinç 1 yıl 14 ay hapis, Samet Güzel 2 yıl 2 ay hapis, Serdal Adalı 1 yıl 3 ay hapis, Tamer Yelkovan 1 yıl 3 ay hapis, Ümit Karan 7 ay hapis, Yavuz Ağırgöl şikeden 1 yıl 8 ay ertelemeli hapis, Yusuf Turanlı örgütten ertelemeli 1 yıl 3 ay, şikeden 1 yıl 18 ay hapis, Tayfur Avuççu 1 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Şike soruşturmasında adı geçen Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'le birlikte As Başkan Nevzat Şakar beraat etti. Mahkeme ayrıca davada adı geçen isimlerden Zeki Mazlum, Zafer Önder İpek, Göksel Gümüşdağ'la birlikte Hikmet Karaman'ın da beraatine karar verdi. Bu kararların Yargıtay tarafından onanması halinde Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanlığı düşecek. Aziz Yıldırım'ın ayrıca ek bir maddeyle kulüp başkanlığı yapması da yasaklandı. Ancak tedbir konulmadı. Aziz Yıldırım'a verilen kulüp başkanlığı yapamama cezasının tedbirsiz olarak verilmesinden dolayı Yıldırım, Fenerbahçe'deki başkanlık görevine devam edebilecek. Ancak mahkemenin verdiği karar Yargıtay tarafından bozulmaz ve onanırsa, işte o zaman bu karar devreye girecek ve Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki başkanlığı sona erecek. Futboldaki şike davasında tahliye kararı çıkan Aziz Yıldırım, Metris cezaevinden ayrıldı. Futbolda şike davasında tahliyesine karar verilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Metris cezaevindeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 3 Temmuz 2011 sabahı başlayan futbolda şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan, daha sonra tutuklanan ve tam bir senedir Metris cezaevinde tutuklu bulunan Aziz Yıldırım, mahkemenin verdiği tahliye kararıyla cezaevinden ayrıldı. Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir kalabalıkla cezaevi kapısında karşıladığı Aziz Yıldırım, aracıyla buradan ayrılmakta büyük güçlük yaşadı. Arabasının açılır tavanından dışarı çıkan ve taraftarı selamlayan Yıldırım'ın, zaman zaman bazı taraftarlarla da sohbet etmesi dikkat çekti. Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz için Lazio Kulübü ile Bordo Mavili Kulüp yöneticileri arasındaki kıran kırana pazarlık sürüyor. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transferi an meselesi olan Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz için her iki kulübün başkanı bir araya geliyor. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan buluşmada transfere noktayı koymayı planlayan Claudio Lotito ve Sadri Şener tüm pürüzleri gidermeye hedefliyor. Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli için 5 milyon euroluk rakamda direten Şener, Lazio'nun önereceği ödeme planının ardından son kararı verecek. Başarılı futbolcuyu daha önceden ikna eden başkent ekibinin Trabzonspor yönetimiyle anlaşamaması halinde diğer alternatif isimlere yönelecek. İtalyan basını Galatasaray ve Burak Yılmaz eksenli haberlere geniş yer ayırmaya başladı. Sadri Şener'in amili oyuncu hakkında yaptığı açıklamaları kaynak olarak gösteren çizme basını, sarı kırmızıların tehlike olmadığını ancak her an bir girişimin gelebileceğini ifade etti. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Bordo Mavililer'de Burak Yılmaz ve Tolga Zengin idmanda yer almadı. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bordo Mavili takımın Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Kondisyon ağırlıklı geçen antrenmanda futbolcularına sık sık uyarılarda bulunan Güneş, paslarda daha dikkatli olmalarını istedi. İdmana izinli olan Burak Yılmaz'ın yanı sıra hastalığı bulunan Tolga Zengin katılmadı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesine milli takımında oynaması nedeniyle kente dün gelen Polonyalı Adrian ise antrenmanda düz koşu yaptı. Manchester City'nin golcüsü Edin Dzeko'nun Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddiaları menajeri yalanladı. Öte yandan Sarı Kırmızılılar Melo konusunda menajeriyle görüşmeleri sürdürürken Asayidi ve Hamit'in imza atmasını bekliyor. İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City'de forma giyen Boşnak asıllı Edin Dzeko'nun Galatasaray'a transferinin söz konusu olmadığı öğrenildi. Dzeko'nun menajeri İrfan Recep Agiç, Türk basınında Edin Dzeko'nun Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan haberler olduğunu hatırlatması üzerine, Galatasaray'ın veya Türkiye'den herhangi bir takımın Dzeko ile ilgilendiğine dair kendilerine bir bilgi ulaşmadığını söyledi. Dzeko'nun transferiyle ilgili Türkiye'den kimseyle görüşmelerinin olmadığını belirten Recep Agiç, bununla ilgili çıkan haberler asılsızdır diye konuştu. Yeni sezon hazırlıkları için çarşamba günü Florya'da topbaşı yapacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken İstanbul'a davet edilen Felipe Melo'nun menajeriyle anlaşma aşamasına gelindiği ve sezon açılışından önce bu transferin olumlu bir şekilde sonlandırılmasının planlandığı belirtildi. Melo transferinde sona yaklaşan Sarı Kırmızıların Brezilyalı futbolcunun menajeriyle pazarlık masasına oturacağı ve detayların konuşulmasının ardından pürüzlerin giderilerek çarşamba gününden önce imzaların atılacağı öğrenildi. Asayidi konusunda herhangi bir pürüz kalmadığı ve bu transferin de 2 gün içinde resmiyet kazanacağı ifade edilirken, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Hamit Altıntop'un da istediği ücretle indirime gitmesi halinde bu transferin gerçekleşeceği belirtildi. Alper Potuk konusunda da Eskişehirspor'la anlaşma yolunda önemli adımlar atan Galatasaray yönetiminin bu konuda da beklemeye geçtiği, yıldız bir golcü transferiyle transferin tamamlanacağı vurgulandı. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. Sarı lacivertliler çarşamba günü Düzce'ye giderek çalışmalarını 10 gün boyunca Topuk Yaylası'nda sürdürecek. Fenerbahçe 2012-2013 sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. Sarı lacivertliler yarın sabah saatlerinde sezonun ilk antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde gerçekleştirecek. Fenerbahçe 4 Temmuz çarşamba günü sabah saatlerinde ikinci gruptaki futbolcuların da sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından hazırlık kampı çalışmaları için Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerine hareket edecek. 14 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda kamp yapacak Sarı Lacivertli ekip bir günlük izin ardından 16 Temmuz pazartesi günü 11 gün sürecek hazırlık maçları dönemi için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek. Bursaspor'da Kolo Touré transferi için pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Başkan İbrahim Yazıcı yarın İngiltere'ye gidecek. Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı, Manchester City'de forma giyen tecrübeli savunma oyuncusu Kolo Touré'nin transferini bitirmek için yarın İngiltere'ye gidecek. Transfer için somut adım atmak isteyen kulüp başkanı Yazıcı ve futbol şube sorumlusu Erkan Kamat, transferi noktalamak için salı günü İngiltere'ye hareket edecek. Bursaspor'un İngiliz ekibiyle temaslarını sürdürdüğü, yapılan görüşmelerin olumlu yönde geçtiği ve bonservis sorununun çözülmesi halinde başarılı oyuncunun Bursa ekibine imza atmasında hiçbir engelin kalmayacağı da haberde dikkat çeken ayrıntılar arasında. Kolo Touré transferinin gerçekleşememesi olasılığını da göz önünde bulunduran Bursaspor yönetimi, Hertha Berlin'de forma giyen Andreas Otlu'yla temasa geçecek. Bayern Münih altyapısında yetişen oyuncunun bonservisinin de elinde bulunması transfer için çok büyük bir avantaj olarak nitelendiriliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupayı kazanan ülke İspanya oldu. Matadorlar son 3 büyük turnuvada da şampiyon olarak bir ilki gerçekleştirdi. Euro 2012 finalinde İtalya'yı 4-0 yenen İspanya Avrupa şampiyonu oldu. Üst üste 3 turnuvada da mutlu sona ulaşan İspanyollar, Euro 2008 ve 2010 Dünya Kupası'nın ardından Euro 2012'yi de kazanarak ulaşılması güç bir rekoru ele geçirdi. İspanya'ya kupayı getiren goller David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres ve Juan Manuel Mata'dan geldi. Bu sonuç turnuva tarihinde final maçında alınan en farklı sonuç oldu. İspanya milli takım teknik direktörü Del Bosque, güçlü bir takımla final oynadıklarını ve maçın ilk yarısında tam olarak istediklerini yansıtamadıklarını, ancak ikinci yarıda İtalya'yı tamamen oyundan düşürdüklerini dile getirdi.